Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haberaks'tan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programıyla tekrar birlikteyiz. Efendim bu akşam konuğum Samsun eski, garnizon eski komutanlarından Naci Beştepe Paşa'mı davet ettim. Samsun'a bir konferans için geldi. Apar topar ayağının tozuyla stüdyoya konuk ettim. Biz bu akşam Naci Paşa'mla İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni soykırımı ile ilgili gelişmelerdeki değerlendirmeyi, kendi görüşlerini alacağız. Bunun dışında Türkiye'nin Orta Doğu'daki kan gölüne çevrilmiş yapısını, Türkiye'nin tutumunu, bunları konuşacağız. Bir de Türkiye'de en önemli sorunlardan birisi terör. Dünyadaki bütün ülkelerin başına bela olan bu terörü masaya yatıracağız. Bu kısa sürede bunları işlemeye çalışacağım. Onun için huzurlarınızda kendilerine biraz önce teşekkür ettim. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Naci Paşa bizim için çok önemli. Samsun'da 2 yıl görev yaptı, garnizon komutanlığı yaptı. Değerlendirmelerine son derece güveniyorum. Komutanım hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hem davetiniz için teşekkür ediyorum, hem de bu vesileyle sevgili Samsunlulara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz çok mutlu olduk. Komutanım siz 6-7 yıl oldu Samsun'da garnizon komutanlığı yapıp göreviniz sonlandırıldıktan sonra Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Artık sivilsiniz ama çok deneyimli bir general olduğunuzu ben biliyorum. Özellikle dünyadaki bütün ülkelerin baş belası olan terör illetiyle ilgili Türkiye çok kahır çekti, çok ıstırap yaşadı, çok canlara mal oldu. Özellikle bizim PKK terörüyle ilgili yapısal değerler Türkiye çok ıstırap çektirdi. Terör bütün ülkelerin baş belası dedik ama Türkiye'de terör sonlandırılacak söylemleri var, özellikle siyasiler tarafından. Terör nedir? Terörü nasıl Türkiye sonlandırır? Siz deneyimli bir generalsiniz. Komutanım buradan başlayabilir miyim? Görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii terörü sonlandırmak her zaman amaçtır. Kim iktidara gelirse gelsin mutlaka ülkenin bu baş belası sorunu bir an önce bitirip huzura kavuşturmak ister. Çünkü bütün iktidarların görevi insanların refah ve huzurunu sağlamaktır. Refahı sağlamak ve huzuru sağlamak. Huzuru bozucu en önemli etken de tabii terör, kargaşa ve terördür. Türkiye maalesef özellikle 1984'ten bu yana 31 yıldır PKK terörüyle huzursuzluk içerisinde yaşamakta. İnişli çıkışlı dönemler oldu ama silahlı kuvvetlerin ve siyasi otoritenin birlikte güçlü mücadelesi neticesinde evet. 2000'li yıllara girdiğimizde terör artık minimize edilmişti ve Türkiye'nin gündeminden çıkar duruma gelmişti. 2000'den sonra özellikle 2002 yılından sonra tekrar yükselmeye başladı. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi artık terörle mücadele bitti. Terör bitti. Beli kırıldı. Bir daha Türkiye'de terörist eylemler olmaz düşüncesine kapıldı ülkeyi yönetenler ve terörle mücadelede görev alanlar. Bu yanılgı bize pahalıya mal oldu ve bugünlere kadar geldik. Sonra siyasi iktidar şöyle bir hata yaptı. Terörle müzakere ederek, görüşerek terörü yönetenlerle, teröristlerle, terörü başındaki insanlarla müzakere ederek, görüşerek terörü barışçı yollarla çözüp, siyasi arenada çözüp bitirme düşüncesine girdiler. Bu düşünce karşı tarafa, yani terörist gruba, terör grubuna büyük bir şek verdi. Tekrar heyecan verdi. Tekrar kendilerini iddialı konuma getirdi. Onlara güç verdi. Kaybettikleri gücü siyasal alanda kazanarak sonra da silahlı alana bunu yaymak suretiyle terör tekrar canlandı. Bu büyük bir hataydı. Yani terörle müzakere. Bunu özellikle askeri kesim çok sık ifade etti. Dendi ki terörle müzakere olmaz, olmaz. Terörle mücadele olur. Müzakere nasıl olur? Terör örgütü kayıtsız şartsız terörü bıraktığını, silahlarını bıraktığını ifade eder. Bırakır, devlete teslim olur. Devletin yargısına teslim olur. Yargı bunların gereğini yapar. Teröre bulaşan, bulaşmayan, eylemlere katılan, katılmayan bunlar ayıklanır. Ondan sonra gereken yapılır. Terör ancak bu şekilde teröre son verilebilir. Ama bu yöntem bütün ikazlara rağmen
bu gerekten, bu temelden sapıldığı için terör örgütü, ifade ettiğim gibi, emperyalistlerden de aldığı güçle ve destekle tekrar canlandı. Emperyalistler diyorum, özellikle söylüyorum çünkü terör içeriden ve dışarıdan destek alarak yürütülen bir eylemdir. İçeriden halkın desteği olmazsa da yürütülemez. Dışarıdan dış güçlerin desteği, ekonomik desteği, siyasi desteği olmazsa da yürütülemez. Ama Türkiye'de bugün PKK terörü hem içeriden hem dışarıdan destek almaktadır. Özellikle de dışarıdan büyük destek almaktadır. Kimden? Kimden? Artık saymakla bitmez ama şöyle özetlenebilir. Türkiye'nin dostu ve müttefiki dediğimiz ülkelerden en büyük desteği alıyor. Kim bunlar? Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği, NATO ülkeleri, komşularımız, Amerika Birleşik Devletleri denen müttefikimiz. Terör bunlardan destek alıyor. Nereden biliyoruz bunları? O kadar açık ki. Bunlar artık herkes biliyor. Bunun isim söylemeye, ülke adı zikretmeye, çekinmeye gerek yok. Bunu herkes biliyor çünkü üzerlerinde yakalanan silahlarla, maddi kaynakları elde ettikleri kaynaklarla bunlar çok açık olarak biliniyor. Ve her yerde bunu artık açıklıyorlar da bazen bilerek bazen bilmeyerek açıklıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri artık PKK'nın ve onun Suriye'deki devamı olan PYD'nin bölgedeki kara gücü olduğunu açıklayacak kadar, çekinmeden söyleyecek kadar bunu açıkça gösteriyor. PYD'ye 50 bin ton silah cephane yardımı yapıldığı resmen açıklanıyor. PYD terör örgütü kabul edemeyiz diyorlar. Çünkü o Suriye'de bir mücadele yapıyor. IŞİD'e karşı mücadele ediyor. Onun için terör örgütü değildir. Onu PKK'dan farklıdır deniyor. Ama PKK'dan hiç farklı olmadığını şöyle anımsayalım. Geçen sene 2014'ün 29 Ekim günü, yani Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız gün, bizim sınırlarımızdan PYD'ye yardım grupları geçti. Kuzey Irak'tan peşmergeler araçlarla adeta tören yaparak, şölen yaparak bizim sınırlarımızdan geçti ve orada sıkışan, Ayn el Arab bölgesinde sıkışan PYD'ye yardım edildi. Komutanım, bir de özür dilerim, araya girdim. Bir de terörün finansal kaynaklarının çeşitliliği üzerinde uzmanlar duruyor. Özellikle terör strateji uzmanları. Diyorlar ki dış yardımlar çok büyük etkendir diyorlar. Bunun yanında uyuşturucu ticareti çok önemli diyorlar. İnsan kaçakçılığı, büyük çaplı soygunlar. Terörün finans kaynaklarından haraçlar, zorunlu bağışlar, bir de normal bağışlar diyor. Diğer her türlü kaçakçılık ve katkılar terörü besleyen unsurlardandır diyor uzmanlar. Şimdi Türkiye'de de biz biliyoruz, Türkiye'de ülkeyi yönetenler, muhalif siyasi partilerin uzmanları hep şunun üzerinde duruyorlar. Diyorlar ki PKK terörü uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan, beslenen, Batı ülkelerinin desteğiyle sağlanan çok güçlü bir yapıya sahiplerdi. Fakat biz bir türlü ne hikmetse bu terörü besleyen kaynakları bir türlü kurutma ya da azaltma şansını elde edemedik. Sizce nedendir? Evet. Bu çok önemli bir siyasi kararlılık ister. Yani terörle mücadele zaten baştan siyasi kararlılık ister. Bunu çok çeşitli ortamlarda hemen hemen herkes de terörle uğraşan, terör konusunu bilen herkes de ifade etmiştir. Terör kararlılık ister, siyasi kararlılık ister. Yani siyasi otorite devletin bütün güçlerini oraya yönetmezse, bunu bir bütün olarak, organize olarak kullanmazsa, sadece silahlı kuvvetlerin belirli unsurlarıyla veya silahlı kuvvetlerle bu yönetilemez. Buradaki kararlılık hiçbir dönemde tam olarak gösterilemediği için bu terörü besleyen kaynaklar da hiçbir zaman kurutulamadı. Neden yapılamıyor bu? Sebepleri mutlaka çok çeşitli ama belirttiğiniz mesela uyuşturucu kaçakçılığı en önemli kaynak, bildiğimize göre en önemli kaynak bu. Bunun kurutulamayışında bütün Avrupa'daki, Amerika'daki her ne kadar böyle uyuşturucuya karşıyız deseler de siyasi arenada perde arkasında bunu destekledikleri çok açık. Yani bunun devam etmesi birçok ülke tarafından kabul ediliyor, isteniyor. Ama
Bu devlet politikası olarak ama devletlerin de müdahalesinin dışında, kontrolünün dışında güçler tarafından, mafyavari güçler tarafından veya bunun yapıldığı ülkelere zarar verilmesini istedikleri için, yani Türkiye'ye zarar vermesini istedikleri için burada Türkiye'nin arkasında ve yanında durmuyorlar. Bunun önlenmesi için gerekli önlemlerde katkıda bulunmuyorlar. O zaman Türkiye'de buradaki mücadelesi sınırlı kalıyor. Türkiye evet. ne kadar mücadele etse, eğer buna diğer ülkeler de bu kaçakçılığın yolları, satış yerleri olan, pazarları olan yerlerdeki ülkeler de eğer bu konuda desteğini vermezse bunu önlemek tabii ki çok zor. Tabii bu terörü önlemenin en iyi, en keskin yollarından bir tanesi de demokratik işlerliğin sağlanabilmesi. Özellikle ülkede o ileri demokrasi dediğimiz ya da çağdaş normlarla donatılmış bir demokratik yapının ülkeye hakim olması gerekir. Çünkü Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü dönemlerde ve daha öncesinde biz Türkiye'de çok ıstıraplı günler yaşadık. Bir takım Sivas olayları ve buna benzer 80 öncesi Çorum olayları, bunların hepsinin arkasında nelerin döndüğünü uzmanlar açıkladılar. Özellikle TRT'de, devletin televizyonda geçtiğimiz haftalarda çok önemli bu konuyla ilgili bir program vardı. Orada her siyasi görüşten uzmanlar, bakanlar açıklama yaptılar. Bunların arkasında bunlar diye. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve İstihbarat Teşkilatları bunlara onay verdiler. Evet böyleydi dediler. Şimdi bu tabii 30 yıl önceki yapı. Biz bu deneyimlerden hareketle Türkiye'de ileri bir demokrasiyi ya da demokratik verilerin işlerliğini, hukuk devleti ilkelerinin öne çıkarılmasından dolayı terörü biraz daha kontrol altına alabilir, kıskaç altına alabilir miyiz? Sizin görüşünüz nedir? Evet, şimdi demokrasi tabii çok şeyin ilacı. İnsanların özgür iradeleriyle yaşaması, demokratik kurallar içerisinde yaşaması, devletine, milletine, güvenlik birimlerine güven duyması, güven içerisinde yaşaması çok önemli. Ama bir taraftan da bunu araç olarak kullanılması en büyük riski. Demokrasi özellikle geri kalmış, kültürel düzeyi, ekonomik düzeyi üst seviyelere çıkmamış ülkelerde aynı zamanda bir risk, bir tehlike. Tabii bunu demekle kesinlikle demokrasiye karşıyım, demokrasiyi engelleyelim, demokrasi olmasın anlamında kesinlikle bir ifade anlaşılmamalı. Öyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Ancak bu riskler de var. Yani özgürlüklerden, demokratik hak ve özgürlüklerden kötü niyetle yararlanma olayı da var. Evet, demokrasiyi uygulayalım. İnsanlar, herkes kendini özgür, hür, eşit vatandaşlar olarak hissetsin. Ama demokrasinin altını oyanlara da acımasızca üzerine giderek onlara bu fırsatı vermeyelim. Diyorsunuz. Evet, komutanım, terörle ilgili gelişimleri ben sizin görüşlerinizi almak istedim ama terörü konuştuğumuz zaman herhalde saatler alır. Ben burada zamandan kazanmak için Türkiye'nin bugün Orta Doğu ile ilgili, Orta Doğu bataklığı diyoruz biz buna. Hı hı. Orta Doğu ile ilgili çok sıkıntılı bir dış politika izlediği, sıkıntı, Türkiye'nin biraz zora girdiği yapısı uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Özellikle Suriye ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle ilgili. Türkiye dış politika ile ilgili yapabiliyor mu dış politik gelişimleri? Sizin görüşünüz nedir? Benim görüşüme göre Türkiye dış politika konusunda ve özellikle terörle mücadele konusunda büyük yanlışa girdi. Şimdi bu yanlıştan dönüşme ile ilgili adımlar atılmakta. Ancak yetersiz. Ha, nedir bu yanlış? Şimdi bir ülkenin huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşaması komşularıyla, önce komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde yaşamasına bağlı. Bugünkü başbakan bir açıklama yapmıştı. Komşularla sıfır sorun diye. Bu ideal bir açıklama. Çok gerçekten uygulandığı takdirde benimsenmemesi mümkün olmayan ve gerçekten yapılması gereken Türkiye'nin yararına, çıkarına olan, ulusal çıkarına olan bir davranış. Evet. Tutum ve siyasi yol, izlenecek siyasi yol gerçekten bu olmalı. Ancak Türkiye bunu gerçekleştiremedi.
Neden gerçekleştiremedi? Komşularının iç işlerine, siyasi yapısına, iktidarlarına müdahil olma durumuna girdi. Önce tabii bu neden girdi? Bu özellikle Amerika'nın yönlendirmesiyle girdi. Amerika Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında işte açıkça söyledi Condoleezza Rice, 22 ülkenin sınırlarını, yapısını değiştireceğiz dedi. Bunu değiştirmek için o ülkeleri karıştırmak lazım. Karıştırıp ondan sonra da kendi istedikleri gibi düzeltmek lazım. Politika buydu. Bu politikaya Türkiye alet oldu. Nasıl alet oldu? Suriye'de Esad rejimini yıkmak için oluşturulan gruplara destek oldu Türkiye. Irak'ta, Irak yıkılırken, üçe ayrılırken, Irak'taki işte o zamanki adıyla Çeküçküç denen veya önce Birleşmiş Milletleri ortaya sürerek kullanılan güçlere destek oldu. Netice ne oldu? Orada güvenlik, huzur mu sağlandı? Hayır. 1,5-2 milyon Iraklı öldü. Irak uçak parçalandı. Bugün orada resmi parçalanma oluşmak üzere. Benzer durum Libya'da, ondan sonra da Suriye'de gerçekleşti. Türkiye için çıkar yol şudur. Türkiye benzer etnik yapılara sahip olan Suriye, İran, Irak, dört ülke, bu ülkeler birbiriyle iç işlerine karışmadan karşılıklı komşuluk ilişkileriyle, karşılıklı saygı ilişkileriyle ve karşılıklı dayanışma içerisinde olmalıdır. Bu ülkelerle bizim iç işlerinde hangi grup, hangi görüş, hangi etnik yapı, hangi mezhep, ne olursa olsun bunlar hiç bizi ilgilendirmeden o ülkelerin siyasi otoriteleriyle karşılıklı çıkar ilişkisi içerisinde saygın ilişkiler geliştirmemiz lazım. Onların işlerine müdahale değil, tam tersine onların iç işlerinde huzuru ve güveni sağlayacak, merkezi otoriteyi güçlendirecek girişimlerini desteklememiz lazım. Yoksa evet, muhalif grup varmış, bizi ilgilendirmez. Türkiye'de de muhalif gruplar var. Hoşlanır mıyız PKK'nın başka komşu ülkeler tarafından desteklenmesini, kabul eder miyiz? Bizim için PKK neyse, komşu ülkeler içinde diğer muhalif gruplar, silahlı muhalif gruplar odur. Bizim silahlı muhalif gruplara destek vermemiz en büyük yanlıştır. Bunun Türkiye çok zararını gördü. Bugün de gördüğü zararın kaynağında bu vardır. Ankara'da patlayan bombanın kaynağında bu vardır. Hiçbir şekilde hiçbir terör örgütüne, grubuna destek vermemesi lazım. Kaldı ki bir de yanlış ifadeler kullanıldı. Mesela dendi ki işte ılımlı muhalifler. Ilımlı muhalifleri destekliyoruz. Nasıl destekliyoruz? Silahlandırarak. Silahlandırdıktan sonra ılımlı muhalif olur mu artık? O da olur. O da olur. Size evet, silahlı bir muhalefet. Bu yanlışlara gidildi. Bu yanlışlarından şu anda sapma eğilimleri var. Mesela ne deniyor? Artık Esad'la geçiş döneminin kabul edilebilir olduğu siyasi ağızlardan en üst düzeyde ifade edilmeye başlandı. Doğrusu budur. Ha, ama geçiş olur, ama onunla devam olur. Ama o geçiş ifadesi bile, Esad'la geçişi benimsiyoruz, kabul ediyoruz ifadesi bile Türkiye'nin bir yanlıştan döndüğünün göstergesidir. O ülkede bugün Esad rejimi hakimdir, siyasi otorite odur. Onun ülkede huzuru, güvenliği sağlaması, teröre bitirmesi konusunda biz de komşu olarak destek vermemiz lazım. Evet. Sevgili komutanım, Başbakan Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun biz de katılıyoruz. Evet. Her ülkenin evet, genel yapısı evet, budur, istemleri budur. Gönül ister ki gerçekten komşularımızda sıfır sorun olsun, ama Orta Doğu'da büyük bir çalkantı, büyük bir özünde değişim rüzgarları esen bir yapısı var. Evet. Tabii Amerika ve Rusya'nın bir takım konularda da müdahaleleriyle. Şimdi ben burada güncel bir konu olduğu için sizin görüşlerinize başvurmak istiyorum. Türkiye'de mülteci konusunda, özellikle Suriye'den gelen mülteci konusunda Türkiye gerçekten kucak açtı, onlara yol gösterdi. Batı ülkelerinin, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin hiçbirinin reddetmesine karşı Türkiye böyle bir yapıyı ortaya koydu. Ancak en son görüşmelerde, özellikle Merkel'in Türkiye'ye geldiğinde yaptığı görüşmelerde, biz size parayı verelim, siz mültecilere bakın, biz ülkemizin sınırları içine sokmak istemiyoruz dediler. Şimdi NATO'ya bağlı bir ülke Türkiye, evet, böyle bir yapıda nasıl bir tutum izlemesi gerekir? Sizin görüşünüz nedir? Tabii Avrupa ülkelerinin, özellikle işte Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yaptığı bir insanlık ayıbı öncelikle. Büyük bir dram var.
insanlık dramı var. Türkiye bunu yoğun olarak yaşıyor. Her şehrimizde, her kasabamızda artık neredeyse köylerimize kadar. Evet. Ben Ankara Kırıkkale'nin köylüsüyüm. Benim köyüme kadar Suriyeliler girmiş durumda. Yani büyük şehirlerdeki o insanlık acısı ülkenin her yerine artık kılcal damarlarına kadar yansımış durumda. Bunu Avrupa ülkelerinin bu insanları kabul etmeyip sizde kalsın biz para verelim diye pazarlığa dönüştürmeleri çok büyük bir insanlık ayıbı. Ha, burada Türkiye'nin hatası ne veya Türkiye'nin yapması gereken ne? Türkiye hatayı bu insanların tamamını Türkiye'ye kabul etmekle yaptı bence. Ha, etmemeli miydi? Evet etmemeliydi. Ne yapacaktı? O zaman sınırımızda içeride veya dışarıda sınırımızın yakınında Türkiye bunu gündeme de getirdi. Güvenlik bölgeleri tesis etmek suretiyle oralarda durdurmalı, oralarda kamplar, şehirler, şehircikler neyse yapmalı ve insanları orada barındırmalı. Ondan sonra da dünya ülkelerini, gerek Birleşmiş Milletleri, gerek Avrupa Birliği'ni buraya yardım etmeye zorlamalıydı. Şimdi Türkiye'nin içine girdikten sonra insanlar öbür tarafa ne kadar yansıyor? Türkiye'den kaçanlar, o sınırları zorlayanlar kadar yansıyor. 2,5 milyon belki daha fazla insan Türkiye'de, biz o kadar yaşıyoruz ama bir Almanya belki 5,000-10,000 insanla zorlanıyor sınırları, o kadar yaşıyor. Olayın büyük maddi ve manevi acısını, sıkıntısını Türkiye çekiyor. Artık geri dönülmez bir aşamaya geldik. Yani çok zor çözümü bir aşamaya geldik. Çünkü bu insanlar geldi ve Türkiye'ye dağıldı. Bunlardan biraz maddi imkanı iyi olanlar ev aldı, bark aldı, iş yeri aldı, çalışıyorlar. Olmayanlar dileniyorlar. Yarın ne olacak? Sokaklarda oldu da zaten. Yarın derken oldu. Belki artacak. Hırsızlıklar, vurgunlar, soygunlar, kapkaçlar. Bu tür olaylar artacak. Çünkü bu insanlar yaşamak için bir şey yapmak zorunda. Ne yapacaklar? Hiçbir iş yok. Lisan bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Barınağı yok. O halde hayatını devam ettirmek için her yolu deneyecek bu insanlar. Ve Türkiye'nin başında büyük bir sorun. Ha, ne yapılabilir? Çözüm ne? Bu konuda tabii Avrupa ve dünya ülkeleri zorlanmalı. Böyle 3 milyar, 5 milyar değil. Bugüne kadar Türkiye'nin harcadığı sadece bildiğim kadarıyla 10 milyar doların üzerinde bir para var. Bunu dünyaya zorlanmalı. Ha, istenmiyor, kabul edilmiyor. Siz de barınsın. Yok bana girenleri tekrar iade ederim. Böyle bir geri kabul anlaşması bir kere çok büyük bir yanlış olur. Geri kabul anlaşmasını kabul ettiğimiz ve geri kabulleri aldığımız sürece bu sorun Türkiye'nin başında açık sıkıntı tabirle olur. Bela olmaya devam eder. Evet. Yani burada kesinlikle geri kabul gibi bir anlaşmanın altına yatmamak lazım. Bir an önce bu insanların Suriye otoritesiyle de, siyasi otoritesiyle de anlaşıp bir an önce geri iadesini, güvenlikli olarak geri iadesini sağlamak lazım. Türkiye de Suriye'den bu güvenceyi almalı, buradaki insanlara o güvenceyi vermeli ve bölüm bölüm insanları yavaş yavaş göndermek suretiyle gidenlerden alınan geri beslemeyle, iyi duyumlarla da öbür insanları ikna ederek zaman içerisinde tamamını yurtlarına iade etmek lazım. Çözüm budur herhalde. Komutanım, 1900'lerin başında dünyada şartlar ve standartlar gereği haritalarda bir takım değişimler yaşandı. 40'lı yıllarda yine yaşandı. Yani 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda. Sizce, çok kısa olarak öğrenmek istiyorum, sizin görüşünüz nedir? Orta Doğu'da harita değişecek mi? Şimdi Orta Doğu'da harita değişme amacıyla yola çıkıldı ama bunun çok zor olduğunu o amacı güdenler anladılar. Evet. Şimdi İran'a dokunamıyorlar. İran'a dokunamaz durumdalar. İran hedeflerden en önemlisi birisi. Suriye kaç sene oldu bakın Suriye'de hatta gidip namaz bile kılma dile getirmişti bizim Cumhurbaşkanımız Emevi Camii'nde namaz kılacağız diye. Ama onlar gelip bizde dost olarak bizim camilerimizde namaz kılacaklar. Biz dostluğa devam edeceğiz. Orayı da bölemiyorlar, parçalayamıyorlar. Bakın artık dünya dengeleri yeniden oluşmaya başladı. Yani iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçmiştik ama bugün Orta Asya'da, Uzak Asya'da ve Kafkasya'da Rusya artık olaya müdahil olmaya başladı. Ve o tek kutuplu dünyanın istediği bölünmüş Büyük Orta Doğu Projesi veya genişletilmiş bir Orta Doğu Projesi çıkmaza girmiş durumda. Ben inanıyorum, tahmin ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri artık o projenin olamayacağını görmeye başladı, gösterildi ona. Suriye'deki fiili durum bunun çok açık bir kanıtıdır. Evet. Rusya oraya önce siyasi olarak arkadan da askeri olarak müdahalesini yaptı ve
kimse bir şey diyemiyor, yapamıyor. Rusya bugün süratle terör örgütlerini, Amerika'nın 3 yılda 5 yılda temizleriz dediği, temizleyeceğiz dedi örgütleri, süratle temizlemeye başladı. Suriye ordusu tekrar toparlandı ve kaybedilen yerlerin kontrolünü almaya başladı. Dolayısıyla ben inanıyorum ki artık bu dönemde, yani o 1900'lü yılların başında ve ortalarında olduğu gibi 2000'li yılların başında yeniden sınırlar değişmeyecek. Evet, rahatsızlıklar var, küçük çaplı, belki işte özerk yapılar, Irak'ta olduğu gibi küçük bölünmeler var ama ben Orta Doğu'nun sınırlarının değişmeyeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Dünya tek kutuplu bir yapıya kavuştu dedik yıllar önce. Evet. Ama bugün bakıyoruz ki siyasal konjonktürel gelişimde dünyadaki değişimlere baktığımızda iki kutuplu bir dünya tek kutupluya düştü ama bugün bakıyoruz üç ya da dört kutuplu bir yapısı var dünyanın. Çin var, Uzak Doğu var. Bunların yapısal değerleri ve müdahale güçleri çok yüksek. Özellikle ekonomik boyuttaki yaptırımları dünya üzerindeki ticari iktisadi pazarda böyle bir yapısı var. Biz buna iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya dönüştük ama bugün 3 ya da 4 kutuplu bir dünyanın olduğu. Kesinlikle. Evet. Komutanım, Orta Doğu'da yine terör gibi çok uzun bir şekilde özellikle mülteciler konusundaki görüşlerinizi almak istiyordum. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum tekrar. 15 Ekim'de sonuçlanan bir Ermeni soykırım davası var. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk defa böyle bir davaya müdahil oluyor ve böyle bir karar oluyor. Ermeni soykırım davasında Ermeni soykırımı yoktur deniyor. Bu arada ben izleyicilerin bilmeyen Samsun eski garnizon komutanısınız ve ben kentimde yaşayan izleyicilerime de aktarmak istiyorum. Siz Vatan Partisi'nin Samsun milletvekili adayısınız ve bu dava konusundaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ve kurulduktan sonra üç tane büyük problem Cumhuriyet'in başındadır. Kurulduğu o günlerde vardı, bugün de vardır. Bunlardan bir tanesi Ermeni soykırımı sorunudur. Bir tanesi terördür, işte bölücü terördür. Bu PKK terörü olarak devam etmiştir. Önceki yıllarda da vardı, Cumhuriyet döneminde de vardı. Daha sonra PKK terörü olarak devam ediyor. Yani Şeyh Saitlerin... Evet. Dersimlerin devamıdır bir bakıma PKK, daha uzun sürenidir. Diğer bir konuda gerici akımlardır. Yani Cumhuriyet rejimini kabul etmeyen gerici akımlardır. Bu üç alanda mücadele sürmektedir. Ermeni soykırımı da 1915 yılından beri, yani Cumhuriyet kurulmadan önce başlayan ve Cumhuriyet'in devamında da Cumhuriyet hükümetini ve Cumhuriyetimize akseden, devamı süre gelen bir sorundur. Oradaki iddia nedir? Çok kısa olarak özetlersek, 1915 yılında, hatta Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu'nun ifadesine göre 1915-1923 yıllar arasında, Cumhuriyet yani Kurtuluş Mücadelesi'ne dahil olmak üzere bir Ermeni soykırımı yapılmıştır iddiaları vardır. Ermeniler de bu iddialara sarılmaktadır. Yani Ermenileri de bu iddiaya gene yönlendiren emperyalist devletlerdir. O zaman ayaklandıran Rusya'dır. Rus ordusuna destek olmuştur Ermeniler. Daha sonra İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar Ermenileri devamlı bu alanda Türkiye'ye karşı kullanmaktadırlar. Ermenilerin bu iddiası ne zaman tekrar canlandı? 1970'li yıllarda tekrar canlandı. Yani 50 yıl sonra, 65'ten sonra önce siyasi olarak başladılar yayınlara. Yine canlandırıldı. Canlandırıldı. Evet. 1970'li yıllarda da 73 yılından itibaren Asala terörü ortaya çıktı. 84'e kadar devam etti. Neden 84'e kadar devam etti? İki sebepten. Bir, o zaman Asala terörü yabancılara da, yani onu kışkırtanlara da dokundu. Orly Havaalanı katliamı gibi bir olay. Sonra onları pişman etti. Kendilerine de dokunmaya başlayınca. Asala terör örgütü birdenbire bitirildi eylemleri. Ama olay bu sefer PKK'ya devredildi. PKK şimdi hem Ermeni iddialarını hem kendi iddialarını sürdürmekte. Bu sefer Ermeni iddiaları siyasal alana kaydı ve o mücadele devam ediyor. Dünyada bugün 190 ülke var. Bunların 27 ülke Ermeni soykırımı olmuştur'u çeşitli organlarında kabul etti. Bu
190 ülkeden 22 tanesi de parlamentolarında kabul etti. Yani parlamentoları Ermeni soykırımı olmuştur, vardır şeklinde parlamentolarından karar çıkardı, yasa çıkardılar. Bu ülkelerden birkaç tanesi de Ermeni soykırımını inkar etmek suçtur. İnkar etmek suçtur diye yasa çıkardılar. Yani müeyyide koydular, para veya hapis cezası koydular. Bunlardan bir tanesi İsviçre. İsviçre bu kararı çıkarınca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek gitti İsviçre'de Ermeni soykırımı tarihi bir yalandır, emperyalist bir yalandır diye basın önünde basın toplantısı yaparak açıklama yaptı. Uluslararası bir yalandır, emperyalist bir yalandır, tarihi bir yalandır. Bunun üzerine İsviçre mahkemeleri Doğu Perinçek'i yargıladı ve ceza verdi, mahkum etti. Doğu Perinçek de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ve bu dava görüldü. İkinci dairede görüldü. İkinci daire İsviçre'nin mahkumiyet kararını reddetti, iptal etti. Doğu Perinçek'i beraat ettirdi. Temyiz'e gidildi. Temyiz'de büyük dairesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinde görüldü. Ve 15 Ekim, yani 10 gün önce, 15 Ekim 2015'te büyük daire kararını verdi. Büyük daire kararını verirken iki temele oturttu. Birinci temel şu: siz, yani ülkeler, insanların Ermeni soykırımı yoktur demesini yasaklayamaz. Avrupa insan haklarına aykırıdır, ifade özgürlüğüne aykırıdır. Birincisi bu. Bunu aldı. Bu önemli. Ama daha önemlisi şunu dedi: soykırım tanımı çok belli, açık bir tanımı vardır. 1948'de tanımlanmıştır. Ve oradaki Holokost, yani Yahudilere yapılan soykırımla Ermeni olaylarında birbirinden çok farklıdır. Ona benzememektedir. Bu da çok önemli. Yani hemen şeyi, sınırı çizdiler. Dediler ki bu Holokost'a, yani Yahudilere yapılan soykırıma benzememektedir. Bu hala bu konudaki tartışmalar uluslararası alanda sürmektedir. Bu kararı veren İsviçre'nin parlamentosunda bile bu konuda tartışmalar olmuştur veya kamuoyunda tam olarak kesinliğe kavuşmamıştır. Bu kesinliğe kavuşmamıştır. Başka bir şey, Ermeni soykırımı, soykırım kabul etmek için yetkili mahkemeler Avrupa mahkemeleri, Avrupa Uluslararası Adalet Divanı ve yerel mahkemelerdir. Soykırım vardır demek için bu mahkemelerden birinde karar çıkmış olması gerekir. Böyle bir karar da yoktur. Netice, böyle bir karar yoktur. Holokost'a benzememektedir ve bu dolayısıyla soykırım kabul edilemez şeklinde Türkiye'nin elini çok kuvvetlendiren bir karar çıktı. Bu kararı tabii şükranla anmak lazım. Ben buradan şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Doğu Perinçek'in ve rahmetli Rauf Denktaş'ın başkanlığını yaptığı Talat Paşa Komitesi'nin mücadelesiyle olmuştur. Burada üzülerek ifade edeyim ki Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu konuda maalesef gereken etkinliği göstermemiştir. Bu ancak bu Doğu Perinçek'in bireysel ve Talat Paşa Komitesi'nin kurumsal mücadelesi ile buraya gelinmiştir ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk vatandaşlarının elinde çok önemli bir silah vardır. Ermeni soykırımına karşı 100. yılda kazanılmış, Ermenilerin 100. yıl kutlamaları, 100. yıl eylemleri, 100. yıl çalışmalarına darbe vuran ve soykırım yalanını da dibe vurduran bir karar alınmıştır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Cumhuriyet tarihimizde de, belki Osmanlı tarihinde de dönüp bakacak olursak, bir Bozkurt olayı vardır. Mahmut Esar Bozkurt'un kazandığı, Bozkurt gemisiyle ilgili uluslararası mahkemede kazanılmış önemli bir karar. Ondan çok daha büyük, çok daha önemli ve Türkiye'nin geleceğini, Türk insanının alnını açık, başını dik tutacak bir karar alınmıştır. Komutanım, bundan sonra Batı ülkeleri ve Amerika'daki Ermeni lobileri özellikle ve emperyalist ülkeler dediğimiz ülkeler, Türkiye'de Ermeni soykırımı vardır diyebilir mi bundan sonra? Bu anayasa, bundan sonra artık diyemeyecekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bundan sonra diyemeyecekler. Bu artık ona karşı alınmış bir karardır. Çünkü bu çok önemli bir içtihattır. Nasıl ki bizim Yargıtayımız, evet, Anayasa Mahkememizin kararları içtihattır. Bu da bütün ilgili ülkeler için içtihattır. Şimdi 22 ülke ifade ettim.
parlamentosunda karar aldı. Slovakya, İsviçre ve Yunanistan parlamentolarında ayrıca cezayı gerektiren kararlar aldılar. Cezayı müeyyide koydular. Bunların hepsi Talat Paşa Komitesi bu alanda mücadelesine devam edecek. Doğu Perinçek mücadelesine devam edecek. Sanıyorum artık Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de dışişleri kanalıyla ve meclisi kanalıyla, parlamentosu kanalıyla bu mücadeleye girecek. Ve bu ülkeler aldıkları kararları iptal edecekler. Evet. Bunu bekliyoruz. Komutanım çok teşekkür ederim. Bunları özellikle öğrenmek istiyordum. Şimdi siz emekli bir generalsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetişmiş her general gibi donanımlı bir yapınız var. Türkiye bir süreç yaşadı. Türkiye'de bir rüzgar esti ama o rüzgarın hızı kesildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Osmanlı'dan günümüze kadar bu kadar yüklü bir yapı ile yüklenilmemişti. Ergenekon ve Balyoz davaları. Evet. Komutanım bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Burada Türk Silahlı Kuvvetleri kan kaybetmiş midir? Bir kesimin söylediği gibi, yoksa daha mı güçlenmiştir? Ergenekon ve Balyoz çok önemli bir dava. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde özellikle. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim kısaca? Evet, gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özellikle Cumhuriyet dönemini esas alırsak, Cumhuriyet döneminden başından bu yana, işte davalar 2008'de başladı biliyorsunuz. Evet. 2008 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir kumpasla hiç karşılaşmamıştı. Yani kendi içinden kendi ordusuna kumpas kuran yönetimler, gruplar hiç olmamıştı. Onun için Silahlı Kuvvetler biraz önce hazırlıksız yakalandı. Sonra da mücadelede tam etkili kurumsal bir etki, tepki gösteremedi. Hemen kısa sürede gösteremedi. Ama şunu diyoruz, gerçeklerin bir huyu var. Eninde sonunda açığa çıkıyor. Gerçekler işte açığa çıkmaya başladı. Çıktı. Artık kamuoyu da bunu görüyor. Gerçekten kumpasın ne kadar sahte olduğunu. İşte camilerin affedersiniz. Camilerini bombalayacaklardı. Şuraları uçuracaklardı. Yok kendi uçaklarını düşürecekti gibi. Böyle büyük yalanlarla silahlı kuvvetlerin üzerine gidilmesinin amacının ne olduğu anlaşıldı. Amaç Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin dinamik kurumlarını, cumhuriyete sahip olan kurumları etkisiz hale getirmek suretiyle işte bu bölücü, gerici akımlara, emperyalist akımlara yol açmaktı. Ama bunda başarılı olamadılar. Şimdi bir artık davalar bitiyor. Şu anda bu davalardan tutuklu hiç kimse kalmadı. Bir tek tutuklu yok bu davalardan. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Oda TV, Zirve davası, Özal'a suikast davası falan gibi böyle çok dava var. İsimlerini unuturuz yani. Hepsini evet. Sayamayız şu anda. Ama bu davaların hiçbirinde tutukluk kalmadı ve bu davalardan bazıları artık Yargıtay aşaması da bitti. Mesela Balyoz davasının Yargıtay aşaması da bitti. Evet. Şu anda Ergenekon davası Ağır Ceza Mahkemesi'nden aşaması bitti. Yargıtay'da temyiz aşaması görülüyor. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde, 1-2 hafta içerisinde kovuşturma süreci bitecek ve karara gelecek. Poyrazköy davası bitti. Oda TV davası bitti. Yani bir İstanbul casusluk davası bitti ve hep beraat ettiler. Şimdi İzmir casusluk davası devam ediyor. İzmir'de affedersiniz Malatya zirve davası devam ediyor. Onlar da zannediyorum doğru yola yani mecrana girdiler, akarsuyun mecrana girdiler. Onların da yakın bir süreçte biteceğini, beraatlı ve doğru kararlarla biteceğini umut ediyorum. Öyle görünüyor. Gelelim etkisine. Etkisini sordunuz. Evet. Silahlı kuvvetlere etkisi ne oldu? Silahlı kuvvetlere olumsuz etkisi oldu. Bunu yadsıyamayız. Özellikle Ağırlıklı Deniz Kuvvetleri Komuta Akademisi'nin bir 20-25 yılında çok büyük bir darbe vuruldu. Diğer kuvvetlere vurulmadı mı? Onlara da vuruldu. Ama kara kuvvetleri daha geniş olduğu için bunu daha kolay absorbe edebiliyor, daha kolay geçiştirebilecek bir yapıda. Ne olur peki? Yani bugün mesela bir silahlı Türkiye bir silahlı çatışmaya girse bunun etkisini görür mü? Ben o kadar olduğunu da düşünmüyorum. Ya yani evet dengeleri bozdu, sarsıntılara neden oldu ama Türk Silahlı Kuvvetleri çok köklü, eğitimli ve çok organize bir kurum. Çok iyi bir teşkilat.
bu kişilere, teşkilatlar iyi olursa, organizasyonlar iyi olursa kişilere bağlı kalmadan yapılarını sürdürebilirler. Silahlı kuvvetler böyle bir kurum. Yani mesela şey oluyor, sansasyon oluyor. Genelkurmay başkanı değişiyor, yok şöyle mi olacak, böyle mi olacak, eski mücadele devam edecek mi, daha mı çok gelecek? Hayır. Silahlı kuvvetlerde kurumsal olarak bir mücadele vardır. Bireysel mücadele yoktur. Silah çok iyi bir kurumdur. Onun için çok kısa sürede bu yaraları iyileştireceğini, saracağını ve eskiden olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz bir güvencesi olarak, kurumsal olarak görevini devam ettireceğini düşünüyorum. Ve bunun görüntülerini almaya başladık zaten. Bakın terörle mücadelede 7 Haziran seçimlerinden sonra özellikle 24 Temmuz'dan bu yana mücadele nasıl birdenbire zirve yaptı? Silahlı kuvvetler nasıl girdi? Neler yapıyor? Terör örgütü bunu beklemiyordu. Şaşkın bir vaziyette terör örgütü. Şimdi PKK terör örgütü şaşırmış bir vaziyette oraya buraya saldırıyor. Silahlı kuvvetler demek ki bu kadar Badriye, bu kadar darbeye rağmen temeli sağlam olduğu için yapısını koruyor ve mücadeleye devam edecek. Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi olmaya devam edecek. Anladığım kadarıyla çok büyük bir yara almış, yapısı yoktur. Bir süreçtir. Almıştır, evet. Çok büyük demeyelim. Evet, çok büyük evet. Demeyelim. Komutanım, Türkiye bir takım çevrelerin karşı çıkmasına rağmen Türkiye koalisyonlar dönemine girdi. Türkiye bu koalisyonun denemesini de çok önceden yapmıştı. Birçok başarılı koalisyonların olduğunu da biliyoruz Türk siyasi tarihinde. Türkiye'de koalisyonlara doğru gidilen bir süreçte sizin görüşünüz nedir? Koalisyonları Türkiye kaldırabilir mi? Baştan konuşmalarımızda demokrasiden bahsetmiştik. Evet. Şimdi demokraside bu da var. Demokrasinin yapısında. Ki Batı'daki birçok ülkenin koalisyonu. Birçok ülke uzun süredir, yıllardır koalisyonlarla idare ediliyor. Biz de demokrasiyi artık sindire sindire devam ediyoruz. Hep o işte kumpas davalar sırasında idare edilen darbeler dönemi falan artık bitmiştir. Türk ordusu modern, medeni, çağdaş bir ordudur. Artık darbeler dönemi geçmiştir. Kimse artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe beklememeli veya öyle bir ne beklentiye ne de çekinceye ve korkuya girmelidir. O dönemler geçmiştir. Türkiye demokrasinin koşulları içerisinde yönetilecektir. Bu koşullar içerisinde koalisyon da var. Koalisyonda zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Biraz son yıllarda özellikle kutuplaşma, aşırı söylemler, kırıcı söylemler, rencide edici söylemler biraz fazla yükseldi. Bunun neticesinde de koalisyonlara oluşturulmasında güçlük varmış gibi gözüküyor. Ama şimdi artık siyasilerimiz de görecek ki biz birbirimize mecburuz. Biz bir arada yaşayacağız, beraber yaşayacağız, bu ülkede yaşayacağız, bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu ülkenin yönetilmesi için bir araya gelmemiz zorunlu. Zorunluysa bunu da yapacağız. Olacak benim tahminim. Evet, zor olacak. Baktığınız zaman kim kimle bir araya gelir, işte sayısal hesapları veya ideolojik partilerin ideolojik hesaplarını, parti programlarını göz önüne aldığınız zaman zorluklar var. Ama demokrasi zaten çareler üretme rejimi, siyaset çareler üretme mekanizmasıdır. Bu mekanizmalar çalışacak. Bu ülke doğru yola, rayına girecek, yönetilecek. Başka Türkiye onun altından da kalkar. Çünkü 70'li yıllarda biliyorsunuz Milli Selamet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelmesini kimse düşünemezdi. Ama çok ciddi bir yapıda Türkiye'nin en hassas dönemlerinde özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda orada birçok uluslararası baskıları ve yöntemleri uygulayan koalisyonları Türkiye yaşadı. Türkiye onun altından kalkar. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Komutanım, biz ayrılan süre bitmek üzere. Ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için siz Samsun'a geldiniz. Orada bir konferans ve Samsunlara buradan mesajınız ne olacaktır? Samsun, öncelikle baştan yaptığım teşekkürümü tekrar edeyim. Samsun benim için çok önemli. Benim için ve ailem için. Samsun'u çok sevdik, çok değerli. Dostlarımız var, yakınlarımız var. Kopamıyoruz. Samsun'daki bağlarımızı kesemiyoruz. Kesmek de istemiyoruz. Çok güzel bir şehir. Türkiye'de de öyle bilinir. Samsun Atatürk'ün şehridir. Samsun Atatürk şehri, Atatürk'ün şehridir. 19 Mayıs çok önemlidir. Samsun için 19 Mayıs şehridir.
Samsunlulara sadece şunu diyebilirim. Biz Atatürk'ün yolunda ve Cumhuriyet'le birlikte devam edeceğiz. Samsunlular da bunun temelini atmış insanlar olarak aynı doğrultuda, aynı inançla yaşamaya devam edeceklerdir. Onun için Cumhuriyet'in temelini atan, Atatürk'e bu yolda destek olan ve onun yolunu açan Samsunlulara tekrar tekrar Cumhuriyet'in 92. yılında teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'le ve Cumhuriyet'le kalmaya, yaşamaya devam edeceğiz. Herkese saygılar sunuyorum. Biz de sizinle aynı görüşteyiz. 19 Mayıs kentinde özellikle Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı bu kentte garnizon komutanlığı yapmak, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olarak yapmak size gurur veriyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle, onurdur. Evet, komutanım çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp programıma onur verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programının bu akşamki konuğu Naci Beştepe'ydi. Naci Beştepe emekli tümgeneral, özellikle sosyal yaklaşımlarıyla Samsun'da birçok insanın gönlünde taht kurmuş, sevgisini kazanmış birçok insanın öyle bir asker. Asker olduğu kadar siville de nasıl irtibat halinde olabilme yöntemlerini de beceren, o kişiliğinden yansıyan yapıyı da ortaya koymuş bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Kendisi uzun yıllar önce Samsun'da garnizon komutanlığı yaptı. Emekli tümgeneral. Programıma onur verdiği için huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın efendim.